İyi pizza, güzel pizza severler, pizza plan mapa hepiniz hoş geldiniz. Pizza oyunumuza sonunda güncelleme geldi. Daha doğrusu size çoktan güncelleme geldi. Ben zaten açıklamalarda bulundum. Topluluk bölümünü takip edenler oradan yazmış olduğum bilgileri zaten güncel olarak okudular. İlk önce Android'e güncelleme gelmişti. iOS ve Steam güncellemesi daha sonra gelecekti. Yani ayın 9'unda gelecekti. Bunların bilgisini zaten vermiştim. O yüzden ben de Steam üzerinden oynadığım için benim güncellemem birazcık geç gelmiş oldu. Yeni güncelleme ile ilgili %50 bahşiş artışında şöyle kabul ettik. Görmüş olduğunuz gibi dördüncü bölüm kitli diye gözüküyor. Şuradan bastığım zaman a 3'ü 3 bittikten sonra malzemeler ve şey E ben 3'ü bitirdim. Demek ki 3'ü bitirmemişim. O zaman hemen bir bakalım 3 ile ilgili ne yapacağız. Neler geldi diye şöyle bir eşyalara bakmak istiyorum. Olsa en başta çıkardı ama daha da dördüncü bölüme geçtim gibi de sayılmıyor. O yüzden sanki bir şey gelmemiş diyecektim. Şu çiçek saksısı yoktu ya var mıydı bal koçanı? O kadar çok bütün eşyaları alıyorum ki unutmuşum vardı vardı. Çiçekli kirpiler bir şeyler. Her gelen etkinliğin her gelen hikayenin eşyasını aldık. Çok da güzel eşyalarım varmış ha. Evet evet bunların hepsi vardı zaten bende. Tamam o zaman 3. bölümün neyini bitirememişim ben? Şöyle geçtik. Senin için bir kargom var. Tamam dedik. Ne gelmiş ha? Ben en son kayıt dışı şöyle bir açtım. Şu bizim şeyler vardı. Onları aldım. Posterleri. Ha benim cüceden kalma. Tabii ki en son yaz etkinliğini oynadığım için sonra bir daha hiç girmedim. Ee, seni özleyeceğim dedik. Yolladık. Büyük ihtimalle birazdan açılır. İş başında falan. Oo oh, bir sürü. Neler neler gelmiş. Olayını kabul et. Bir sürü elmasım oldu. İyi bari elmasla alınacak bir eşya gelirse gayet rahat alabilirim. Evet bitti galiba. 147 elmasım oldu. Görevimizi aldık oradan da 5 elmas geliyor. Zazumu da boş verdik ve <laughs> devam ediyoruz. Haydi bakalım birazcık şöyle bir, bir gün geçireyim. Dördüncü bölüm açılır büyük ihtimalle. Ama onlar ne bilecek anlatmasının yeri pizzanın ikisi de e, şey, ayrı ayrı. Unuttum ha bazı şeyleri. Valla unutmuş olabilirim. Pesto mu dedi? Yok. Bir sürü başarılar da çıkıp duruyor yukarıdan. Ananasla mısır. Şöyle bir geçtim. Şunu da hızlandır. Bu arada ilk önce bu güncelleme Android'e geldiği için ben e, Android'te telefonumda şey yaptım güncelledim. Şöyle bir bakayım dedim. Ama ben genelde Steam üzerinde bunu oynadığım için bilgisayarda oynadığım için telefonumda oynamıyorum bu oyunu. Ve daha 3. bölüme bile geçememiştim. Düşünün kahya sınavlarını falan bile geçememiştim. Supreme pizzayı pesto sosuyla. Ha yarı yarıya. O yüzden deli gibi böyle sırf dördüncü bölümü görebileyim diye çünkü gerçekten çok fazla yani uzun süre sonra çıkacaktı. Android bayağı erken çıktı. Yani bir hafta falan vardı bir haftadan daha bile şey. Neyse ondan sonra işte hızlı hızlı böyle telefonda üçüncü bölüme geçmeye çalıştım. Kaya sınavları işte yok şey ne onun adı Doktor K sınavı falan şeyi yarışması pardon. Dur bakayım konuşurken doğru yapmış mıyım yapmışım. Bu arada ben burada bilgisayarda siz de biliyorsunuz Doktor K yarışmasında 3. oldum. Yani o gelen kişiye yanlış sipariş vermiştim. Ama telefonda birinci oldum. Yani o özel iksiri aldım ve pizzalarımı öyle yaptım. Doktor K de öyle yapıyormuş. Ee, ne diyor? Yarı sucuklu yarı soğanlı sadece iki dilime böl. Yarı sucuk ve soğan. Yani onu da görmüş oldum. Güzel oldu. Yani bilgisayarda oynadığım şu anki bu oyunda farklı şeyler yaptım. Telefonda farklı şeyler. Birinci olunca ne olduğunu da görmüş oldum. Sonra dördüncü bölüm açıldı ama çok oynamadım. Bilmiyorum yani ne geldi ne bitti. Dördüncü bölümü açtım ve bıraktım. Penny lütfen pestis'i kullan. Benim bu güncellemem de e, dokuzunda gelecek demişlerdi zaten. İşte saat farkı falan da olduğu için. Ayın dokuzunda... Gece yarısı saat 2'yi geçiyordu o geldi. Şey? Yani aslında ayın 10'u olmuş oldu. O yüzden ben de ancak hediye çekebiliyorum. Pastırma aslanın ağzında o aslan ben olmalıyım. O kadar uzun süredir oynamıyorum ki yine de kolay şeyler geldi diyeceğim ama zaten bütün tarifler kolay. Direkt dördüncü ben bölüme de. geçerim sanmıştım ama bugünü bitirince inşallah geçerim. Çünkü benim 3. bölümü ben burada bitirdim. Bir fesleğen falan. pestolu olabilir mi? İkiye dilimle. Pestolu fesleyen ikiye dilimle. Bence işte en son o yaz etkinliğinde bıraktım ya. O cüce geldi falan. Ondan kaynaklı daha böyle bitirmemişim gibi mi algıladı? Ama o da şeydi ki. Görev ki. ilginç. <laughs> Bakalım insanlar havai pizzasına bayılır ama gerçek havai pizzası asıl karidesle yapılır. <gülüyor> <gülüyor> gerçek bir havai fizisi Tamam. Bunun ne olduğunu biliyordum da. Bir dakika. Pesto dememiş şey. Bazen de şey diyorlar. Gerçek Hawaii pizzası evet ananas ve karides ama jambonu da koy diyorlar. O yüzden ona tekrar bir bakayım dedim. Yoksa bunların hepsini ezbere biliyoruz. Yani para kazanmanın çok çok önemli yolu arkadaşlar. Pizzaların pizza tariflerini ezberlemeniz. E, asla hata yapmamanız. Yapmadıkça kazanıyorsunuz. Bunun... Bilgisayarda oynanmasıyla yok. Tablette, telefonda oynanmasıyla bir ilgisi yok. Ben de telefonda oynadım. Gayet güzel paralar kazandım yani. Neden? Çünkü hatasız yapıyorum pizzaları. Yarı düz peynir, yarı düz sos. Düz peynir, düz sos. Hata iki tane. O çok önemli. Hani hata yaparsınız. E, fakat şey... Hani böyle bir sürü pizzada bir tane hata yaparsınız, iki tane hata yaparsınız, dalgınlık olur ama tamamını yanlış yapmak inanılmaz fazla paralar kaybettiriyor. Ona çok dikkat edin. Bugün de çıktı çorba parası şurada iki tane boş kutumuz var. Buraya malzemeler geleceğini biliyorum. Biliyorum derken yani buraya bu boş kutuyu niye koysunlar? Bunu ta ne zaman e, kaçıncı bölümlerde söylemiştik. Orada öyle bir güncelleme ile kutu açıldıysa oraya malzeme gelecek demiştik. Ve oraya büyük ihtimalle bir şeyler gelecek. Çok merak ediyorum. Bir peynirli bu kadar ve basit çok pişmiş olursa sevinirim. Bu arada e, bu güncelleme toptan böyle bir oyun güncellemesi yani kökten değişikliklerin olduğu kökten böyle bir hikayenin şeyin geldiği yani dördüncü e, bölüm böyle açıldığı gibi hemen şu gelsin bu gelsin falan nerede diye beklemeyin yani zamanla oynadıkça bir şeyler açılacak. Çünkü bu oyuna ilk başladığımızda da mesela her şey bir an önce gelmiyordu. Malzemeleri açtığında bütün malzemeleri, sebzeleri görmüyordun hepsini. Yavaş yavaş böyle geliyordu. O kafayla düşünürsek hemen bazı arkadaşlarımız çünkü yazmış hani güncelledim. e ee hiçbir şey gelmemiş. Hani şu geliyordu, hani bu geliyordu. Biraz heyecanlıyız galiba sabırsızız da. İki pestil ve soğanlı birinin yarısında tavuk şambo. Biraz bekleyelim. Yavaş yavaş gelecek her şey. Birinin yarısında jambon ve tavuk. Gönderdik. Bunu da gönderdik. Çok özledik pizza oynamayı. Pizza oyunu oynamayı ben de çok özledim. Siz de izlemeyi özlediniz. Çok seviyorsunuz. Doğru. Artık başladık bakalım. Dördüncü bölüm ne kadar sürede biter ne olur bilmiyorum ama. Oyunumuza başladık. Birinci günümüzü de bitirdik. 433. gündeyim yani düşünün. Evet umarım şimdi açılır. Evet dördüncü bölüm açıldı dediğim gibi o böyle o cüce kalmış orada. O yüzden bir gün böyle bir oynamak gerekiyordu. 434. güne, 4. bölüme geçtim ama bazı arkadaşlarım şurada da hata yapıyor. 4. bölüme kaçıncı günde geçiliyor? Arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani 4. bölüme sen 100. günde de geçebilirsin. Neyse 200'de de geçebilirsin. Bu senin oynamana bağlı. Bu senin 3. bölümdeki görevleri eee ne kadar günde bitirmene bağlı hemen her şeyi çıkar şak 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 yaparsın 200. bölümde geçersin o yüzden e, şu günü çok kafanıza takıyorsunuz Bugünü kafanıza takmayın şu günde şuraya geçtiği gibi bir şey yok çünkü ben de mesela 3. bölümü telefonda çok farklı bir günde bitirdim 400'de bitirmedim 4. bölüme 400'de geçmedim yani 300'lerde miyim neyim ya da 200 küsür bilmiyorum onun da öyle bir Bilgisini vermiş olayım dedim ve dördüncü <laughs> bölüm. Pizza Plamba Platin Pizza ödülünü kazanamasa da lezzetli pizzaları sayesinde Pizza Johnson'a erdikten sonra işlik bir yer haline geldi. Aynen yarışmayı kazanamadım. Müşteriler buranın pizzalarını tatmak için uzun süre kuyruklarda bekliyor. Evet yani popüler bir pizzacıyım yarışmayı kazanamasam da... <laughs> Bir başka haberimiz de belediye meclisi John'un düzenlediği arsa için yeni bir toprak sahibi arıyor. Kim buraya sahip olacak? Aa, be 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 be. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Evet John'un olduğu karşı taraf evet yıkıldı artık. Orası yıkıldı ve oraya yeni bir toprak sahibi aranıyormuş. Yani yeni bir dükkan açılacak. Ben yine topluluk bölümünde böyle e, oyun yapımcılarının paylaştığı görselleri e, sizlerle paylaşıyordum. Orada böyle bir robot vardı. Farklı farklı bir adam vardı. Bir kadın vardı falan. Farklı kişilerin resimleri vardı. E, büyük ihtimalle karşıya bir robotla ilgili bir hikayemiz olacak. Çünkü fotoğraflarda e, çokça hani böyle karakter bazlı spoilerlar verilmişti. Peynirli Pek, pek. Aa, kuyrukta bekleme gelmiş bir dakika sos istiyor mu bilmiyorum Aa, çok güzel bu güncelleme yeni şeyi hatırlıyor musunuz oynayanlar varsa Pizza John açılışında öldüm bittim bölümü yapmıştım sizlere de gelmiştir Pizza John açılışı olduğunda bütün herkes böyle kuyruğa giriyordu Aa daha iyi olabilirdi sos istemiyormuş büyük ihtimalle. Dur heyecan yaptım artık millet sıraya kuyruğa giriyor dedi haberlerde. Evet herkes kuyruğa giriyor. Üzerinde hiçbir şey olmayan bir pizza istiyorum. Küçük dilim lazım. Şöyle mi? Aa fış 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 müşterilerin sıraya girme sesi geliyor. Çok güzel. Bak bu güzel olmuş işte gerçek pizzacı gibi insanlar kuyrukta bekliyor. Ay ben şimdi deli olurum ha. bunların sırada hiç birinin kalmaması lazım. Hepsinin pizzasını vermem lazım. Bu arada kamerama bakayım şöyle evet kamera mükemmel bir yerde her her yeri görebiliyorsunuz. Ee, kusursuz görmüş. Aa gün bittiğinde ben benim sırada bekleyen hiçbir müşterim kalmamalı. Merve çok hızlı olmalısın. Çok hızlı olmalısın. Şöyle hızlandır. Şimdi dördüncü bölüme geçecek. Birinci bölüm bitsin. Ee, yani birinci günümüz bitsin. Hemen eşyalara da bakacağım. Kesin güzel eşyalar gelmiştir. Hadi git 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 git. Sırada o dört tane müşteri var. Ben de, ben de. Bana tam bu daha dağıma... ne dur. Sadece kepek hamurunun üstüne mısır istiyorum. Çok. Tamam. Kepek hamurunun üstüne. Keşke arkadakilerin de siparişini böyle üzerine tıklayıp görebilsek. Böyle ya da üzerinde bir düşünme baloncuğu açılsa ve orada böyle ne bileyim mısırlı pizza istiyorum gibi böyle mısır şey olsa çok büyük bir geliştir gelişme istiyorum. Gel. Bana bir süprim pizza iki kere fırından geçir. Süprim pizza hemen geliyor. Bir de tabii böyle kuyrukta bekleyen müşteriler olunca bütün asistanlarının da olması şu malzemeleri böyle şık 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 koyuyor olabilmen de büyük avantaj açıkçası. Fırını hızlandırman büyük avantaj. Bunlar seni bir tık daha hızlı yapıyor ve umarım bütün müşterilere yetişebilirim. Geç. Gel. <laughs> bir şif pesketi bize sebze ayı hatırlamıyorum. Meyve mantar ve deniz ürünlü. Ee, şöyle yaptık. Gel. Şimdi mantar dedi, meyve şunlar ve deniz ürünü de şöyle bir şey gönderelim. Ay nereye geldim? Ay iki taneymiş. İki taneymiş. Bazen bu iki taneleri gerçekten unutuyorum ya. Mantar, zeytin, biber, hamsi karides gönder. Şurada yeni konuklar gelme gibi bir şey var mı? Yok. Hani burada dedim belki yeni bir çerçeve açılmış mıdır? Aa burası değişmiş. Bir dakika tarifle. Aa şura şöyle olmuş. Pizza tarifleri bu ne? İşte beklenilen güncelleme. Yani ben bekliyordum açıkçası. Bence hepimiz bekliyoruzdur. Et nedir? Deniz mahsülü nedir? Meyve nedir? Tek tek. Aa burada yeni meyveler geliyor. Bir dakika dur. Buralarda bir şey yok ama burada gölgesi var gördünüz mü? Bu böyle şey ne bu tropik bir meyveye benziyor. Burada da bir sucuk şeyi gibi yuvarlak üç yuvarlak bir meyve var soru işareti. Bu da şey ya çarkıfelek meyvesi falan gibi bir şeyler oluyor tropik. Öyle bir meyve geliyor. iki tane meyve geliyor. Bir tane burada sebzelerde bir şey var. Ne bu? Değişik bir şey. Soru işareti var ve mantar. Bu çok iyi olmuş ne meyvedir hangisi sebzedir falan böyle karıştırılıyordu. Tarifler defteri de böyle güzel olmuş. Büyük ihtimalle yeni yeni sayfalar tarifler şeyler de açılacaktır orada. Evet ya oyun gerçekten istenilenlere göre beklenenlere göre böyle kendini geliştirme yönünde ilerliyor. Ve bu oyun böyle gelişmeye devam ettikçe olumlu yönde Bizler de oynamaya devam edeceğiz. Mısır pesto On sene buna göre falan geç. Yarısı pesto, yarısı domates. Bunlar da bu, bu arada azalıyor. dördüncü e, bölümde bahçe kalıcı olacak denilmişti. Daha bahçemiz gelecek. Mesela o yorumu da görmüştüm arkadaşlardan biri. İşte Android'de güncellemesi gelmiş. E işte ben dördüncü bölüme geçtim. Hani bahçe geliyordu? Nerede arkadaşlar? <laughs> sakin. Yani biraz gün geçsin bir 2-3 gün geçsin. E, gelir elbette. Geleceğini biliyoruz yani. Bugün de çıktı çorba parası. Yani söylenenler yalan değil sonuçta 4. bölümde bahçe kalıcı olacak dendi. E yavaş yavaş sonuçta bir hikaye var. Hikayenin akışına göre yavaş yavaş getiriyorlar. Ama haberlerde hikayeden bahsediyor zaten o haberleri dikkatlice okuduğumuzda neyin ne olduğunu anlayabiliyoruz e, ee, hot dog var mı? Bu hot dogçuyu hiçbir şekilde anlayamadım. Olmaz diyorum. O kippa yolla. Çünkü hiçbir şekilde ne versem <laughs> kabul etmedi. E, ee, please ve bunların hepsi pesto soslu. Hepsi koyu kenar. Pesto soslu. Demin de bir tane pizzayı iki kere fırından geçir demişti. Süprim pizzaydı galiba. Geçirmedim. Boş ver. Üç tane tavuklu. Bunları geçireyim bari. Şeyi denemek lazım. Mesela koyu kenar olarak e, geçirmeden ne kadar para alıyorum bahşiş, koyu kenar yapınca ne kadar alıyorum. O böyle üst üste mesela biri daha gelse, 3 tavuklu dese, onu deneyebilirsin ama ya da aklında tutacaksın. Bunu koyu kenar yaptım, hemen bahşişi bir kenara yazacaksın. Ondan sonra. Öteki türlü koyu kenar yapmadan vereceksin. Onu da bir kenara yazacaksın. O zaman bakacaksın. Bir fark yoksa boş ver diyeceksin. Koyu kenarla ne uğraşayım. Vergisin. Siber ana neydi bu? Sucuk, biber, ananas. Galiba bütün müşterileri bitiremeyeceğim. Sucuk, biber, ananas. Gönder. Evet son bir saatim kaldı. Hızlandır. Gel gel gel. Fıçı fıçı. Ya. Harikulade. İki müşteri. Aa üç müşterim varmış. Arkaya saklanmış. Kadın o kadar kocaman ki. Ee, dolma biberli pizza 4 bilim. Galiba bir müşteri açıkta kalacak. Hiç de sevmem. Yazık ya. Bak 45 oldu. Yo iki müşteri açıkta kalacak. İki müşteri açıkta kaldı. Bitiremedim. Neyse. İyi 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 hadi şimdi şeylere bakalım. Neler gelmiş dükkanımıza? Yükseltmeler birçok şey tane. Tamam, dekorasyon. İşte, işte, işte ve oy hepsini de elmasla koymuşlar ya. Peçetelik, mükemmel. Vintage saksı, mükemmel. Krom tezgah gelmiş. Retro ha, böyle vintage retro tarzı bir kafe düzenleyeceğiz. Gezegen, neon Vintage TV, retro avize, endüstriyel avize falan filan böyle gidiyor. Bu kadar mı? Şimdi şuraya kadar TV kabini gelmiş. Şöyle tekrar bir hızlıca bakıyorum. Buralara karışan yeni gelmiş bir şey var mı? Ee, çok hızlı geçiyorum. Yok tamam. Ha posterlerde. Şu poster gelmiş. Vintage e, restoran posteri. Bir dilim Pizza posteri, duvarlar. Ay, ay şu çok güzel oldu, çok güzel. Hadi hemen yapalım. Mavi böyle oluyor. Ay tuğla çok güzel. Mavi de çok güzel. Tuğladan başlayalım. Maviyi de yaparız. Zeminler. Gri ahşap. Bu gri ahşap uyar buraya. Bu uymaz. Bunu yapalım. Kutular tabii ki bir retro kutumuz var. Retro kutumuzu da aldık masalar. Aa yuvarlak krom masa retro yemek. Ha, bu yakışır buraya. Ay çok güzel. Poster. Bu olsun. Ya da tamam o olsun. Ee, erzaklar. Dur başa gel. Şimdi bizim şey vardı bir de ya. Onları kaldırmam lazım duvarda. Ha, şunu kaldır. TV kabini 1200'e şuraya bir TV kabinini koyduk. Retro meyve suyu standını buraya koyduk. Aloe bitkisi. Endüstriyel avize değil de retro avize. Bir endüstriyel tarz yapılmış krom mantığı. Bir de şöyle retro yapılmış. Ben bunlarla retroyu kombinleyeceğim. Bir de endüstriyelle şu mesela vintage'ı şu endüstriyelle şunlarla kombinliyorsun. Bir de öyle yapacağım. Ee, şunu koyalım retro. Kromu da orada kullanacağım. 15'e bu neydi? Ha, vintage saksı şu. Bir de peçetelik koyalım. Vintage tavan ışıkları. Bak bu da vintage mesela. Daha önceden gelmişti. Bununla da kombinlenebilir. Bu yeni değil. Eğer varsa sizde de. Şu anda tamamen. Ha, benim bu çiçeğim vardı. Şuraya iki tane şey geliyor. Seç diyelim siyah olsun ya da koyu ahşap. Aa koyu ahşap daha güzel olur. Tablet de değiştirebiliriz. Ha, uğur böceği varmış zaten. Altın kasayla. Neyse altın tablet olsun. Ya da şey aşk kuşları olsun. Aa içecek otomatı bu yeni mi? Yo gelmiş miydi bu? Bir an hatırlayamadım. Unutmuşum ha bir sürü de şey gelmiş. Sonraki gün diyelim hadi çok oyalandık burada. Bugünün sponsoru Doktor Price. Benimle yepyeni bir olasılıklar dünyasına hazır olun. <laughs> Her nerede şey <öylesin>. okay. yaşıyorsa. <laughs> Okey. Tabii. Hemen yerleştirin. Hemen yerleştirin. Dükkanımı görmek istiyorum. Ay çok güzel. Dükkanın güzelliğine bakar mısınız? Mükemmel oldu. Süprim pizza alabilir miyim? Tabii. Hemen bir Supreme Pizza hazırlıyoruz abimize. Müşteriler yine arkada birikiyor. Seslerini duydum. Gönder. Hızlandır. O doktor şey neymiş? Olasılıklar bilmem nesi. Ay çok tatlı. Daha iyi olabilirmiş. Yanlış bir şey yaptık. Olsun. Vegan pizzanın en güzel yanı ne biliyor musun? Domates sosunun tadını hiçbir şeyle ka kapatmıyorsun. İki kere yarısından kes. Pardon, domates pardon. sosisi. Tamam. Ee, domates soslu vegan. Yerler güzel oldu, hoşuma gitti. Hayatım bu pizzayla değişecek. Bay bay. Pizzamın yarısı mantarlı, diğer yarısını soğan istiyorum. Yarısı mantar, yarısı soğan. Şura mantar, şura soğan. Buyurun bu pizzanın bana karşı hiçbir şansı yok. Yeşil şöyle arkadaş bana jambon mısır peso gittiğini söyledi ama bence ikisini karıştırma. Jambon ve mısır. Şöyle gel. Jambon buraya. Mısır şuraya. Yarısı zeytinli bir sucuklu pizza lütfen. şöyle bir şey. Zeytini hiç koymamış gibi gözüktü sucukları zoradan koyunca sucuklar zeytini kapadı. Oh, oh, oh. Geç. <laughs> diyete başlarım bunu Diyete başlarım bunların hepsi de pesto sosunun üstünde olacak. <laughs> Nelerin hepsi? Kepekli pizza lütfen ve pesto soslu olsun. Ha, sadece kepek ve pesto. Gönder. Buyurun. Haa peyniri unuttum. Peyniri unuttum. Peyniri unuttum. <laughs> mısır piramidi kuşbesi gördün mü? Ve lütfen pesto soslu koyu kenar. Pesto soslu mısır piramitleri. Tamam hata yapmayalım ya haberlerde. İşte şey yapamasak da yarışmayı kazanamasak da millet tercih ediyor bizi kuyruk oluyor falan gibi şeyler söylendi şimdi kötü kötü pizzalar yaparak e, ünümüzü berbat hale getirmeyelim hayatım bu ile değişecek <laughs> Hat dog var mı hayır yok Hat dogçu hemen sokan başında sağdan <laughs> devam et yarı s yarı p yarısı çok yarısı benim de çok pişmiş Şimdi şöyle Şöyle yarısı sucuklu. Gönder. Aa, çok pişmiş demişti. Hadi bir çok pişmiş yapalım. Saat oldu 7. Bugün de de biraz yavaş gittim. Bütün müşterileri bitirebilecek miyim acaba bilmiyorum. Benim mantarlı şey, mantarlı pizza sıfır dilim. Mantarlı şey sosis koyuyorduk neredeyse. Gönder. <laughs> Buyurun efendim. üç tane müşteri var galiba. <laughs> Geçen Japonya'da mı bize yaşıyorsun? Sonunda burada geldim. Çok sevindim. Yine domatesi e, şey yapacağız galiba. Neydi ya? Mısır mıydı? E, tarla da yetiştireceğiz galiba. Yine böyle bitme çubuğu çıkmış. Yani bahçe artık kalıcı ol, olacaksa bahçede yetiştirilebilen şeyleri artık bahçede yetiştirebiliyor olacağız. Yarı peynir yarı salam. Ay salam ne ki ya? Yarı peynir salam dediği jambon mu oluyor, sucuk mu oluyor? Jambon oluyordu galiba. Sucuk da olabilir. Şöyle bir şey verelim. Belki kabul eder. Ha sucukmuş. Unutmayın arkadaşlar salam dediği sucukmuş. <laughs> pizza başarı, başarıların için tebrik ederim. senin. dostlar dolayı gelse çıkmadan korku çoktan vazgeçmiştim. Ya niye tabi diyorum ki? Ne desene ben şimdi ne hazırlayacağım buna? Tabi dedikten sonra devam eder sandım ya. Ee, peynirli pizza vereceğim şimdi. Bu ne? İşte çok dandik bir pizzacı Bir şey bir şey diyecek. Nasıl bu kadar yüksek derecelere gelemedim? <laughs> Haklısın zaten de yüksek dereceye gelemedim ki üçüncü oldum. Ama üçüncü de yüksek bir derece olur mu? Evet geldik yükseltmelerde bir şeyimiz yok tamiratı geçtik dekorasyonumuzda bunlar vardı o zaman arkadaşlar bu bölümümüzün bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki bölümde bakalım neler çıkacak göreceğiz. Daha sonradan şu endüstriyelli tasarımı da yaparım ama birazcık şu retrodan ilerleyelim. Bir iki üç bölüm öyle gitsin ondan sonra e, öteki eşyaları da kullanırız şu mavi renkli duvarlar falanlar filanlar öyle yaparız güzel şu an başlangıçta evet Merve neleri beğendin derseniz müşterilerin böyle kuyruk olması çok güzel karşı taraf bizucon artık yıkıldı oraya topraktan biri girecekmiş biri alacakmış yeni bir dükkan açılacak büyük ihtimalle inşaat var orada onu görüyoruz oraya yeni bir hikayenin yeni birinin gelecek olması güzel sonra e, burada şeyler değişmiş şu anda burada göremiyoruz bu aşamada da işte etler ne sebzeler hangi malzemeler falan onlar değişmiş orada ufak bir spoiler aldık iki tane meyve bir tane sebze gelecek onları gördük ne zaman gelecek tabii ki bilmiyoruz ama en azından süreçte gelecek onu biliyoruz onlar güzel olmuş eşyaları beğendim güzel zaten yıl içerisinde bir sürü farklı farklı işte hikayeler etkinlikler falan yapıyorlar onlarla gelen eşyalar oluyor. Böyle elimizdeki mevcut eşyalarla da kombinleyerek güzel şeyler yapabiliriz. Bak hatırlamıyorum mesela retro lamba varmış, Ta ne zaman kim bilir hangi etkinlikte geldi. Onlarla da böyle bir e, şekil şukul yapılabilir güzel şimdilik beğendim e, hoşuma gitti haberler hep aynı şeyler vardı şimdi değişik değişik haberlerin çıkması da güzel oldu zaten hikayeyi haberlere anlatıyor diyorum ve izlediğiniz için teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir e, çok fazla pizza abla pizza diyorsunuz artık başladık pizza çekmeye ve hani gerçekten pizzayı çok sevdiğinizi göstermeniz için yani şöyle bir videoyu beğenirseniz o beğeni sayılarının biraz yüksek olması gerçekten büyük motivasyon yani izlenme bir şeyi yani izlenme sayısı ya da işte beğeni sayısı olarak göremezsem ya da yorumları göremezsem insanın bir şeyleri oynayası da gelmiyor açıkçası. Gerçekten bu videoların sevdiğiniz oyunlarla ilgili videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve tabii ki hani gelip izliyorsunuz ama abone değilseniz de yani herhangi bir ücret falan bir şey yok bir abone ol tuşuna basıp bildirimleri de açarsanız çok çok memnun olurum destek olmanızı bekliyorum bir sonraki video da. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.